Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ajurlu delikli hırka modeli çalışacağız. Şu şekilde bakın arkadaşlar, ütülendiği zaman daha net olarak görünüyor. Bu aradaki delik kısmının uzunluğunu siz istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Bu aradaki düz kısımları haroşa çalışabilirsiniz. İsterseniz şöyle tersini de modelin kullanabilirsiniz. Tersi de bu şekilde görünüyor. Yapımı çok basit. Çok fazla kullanılan bir model. Ve ajur örneklerin içinde en basiti diyebilirim arkadaşlar. Şimdi modelin yapımına geçelim. Arkadaşlar şişinize istediğiniz kadar ilmek attıktan sonra ben 3 sıra düz örgü yaptım. Eğer isterseniz buraya lastik uygulayabilirsiniz. İsterseniz de direkt modeli başlayabilirsiniz yapacağınız örgülerde. Şimdi modelin yapımı şu şekilde arkadaşlar. İlk ilmeğimi alıyorum. Şu ilmeğimin içinden şöyle bir tekrar aynı yere batarak 2, yine aynı yere batıyorum 3. 3 defa ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi bir kere daha yapalım. Bu ilmeğin içinden şöyle bir, yine aynı yere batıyorum. 2, aynı yere batıyorum. 3 tane ilmek çıkartmış oldum ve bırakıyorum. Yine ilmeğimin içinden bir, aynı yere batıyorum. 2, yine aynı yere batıyorum. 3. Tekrar şu şekilde bir, aynı yere batıyorum, 2, yine aynı yere batıyorum, 3. Bütün ilmeklerimi bu şekilde uyguluyorum. Aynı ilmeğe batarak 3 defa şişime ilmek doluyorum arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tersinden örüyorum. Bu ilmeğimi alıyorum ve bu doladığım ilmekleri şöyle şu şekilde ters olarak örüyorum ve bırakıyorum. Yine aynı şöyle ters olarak örüyorum ve bırakıyorum. Şu şekilde 3 kere doladığım için ilmeklerin boyu biraz uzun olacak arkadaşlar. Burada 2 kere dolamıştım. Aynı zamanda 3 kere dolamayı görmeniz açısından bunu 3 kere dolayarak uyguladım. Bu şekilde ters olarak örüp ilmekleri bırakıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Modelimiz böyle. Dediğim gibi modelin iki yüzünü de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu düz kısmı kullanabilirsiniz.
İsterseniz de bu tersini kullanabilirsiniz. Şimdi bu sırayı hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüyorum. İşlemimiz tamamen bu kadar. Başka herhangi bir işlemi yok örgümüzün. Çok kolay, çok basit arkadaşlar. Herkesin çalışabileceği kolaylıkta bir örgü modeli. Bu aradaki mesafeyi de siz kendi istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben 3 sıradan sonra tekrar yeni modeli kuruyorum. Bu sırayı da yaptıktan sonra modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelimiz oluyor. Şöyle floş iplerle ve merserize iplerle çalıştığınızda daha dökümlü duran bir model. Kendini daha çok salıyor arkadaşlar. Bu merserize bir ip. Bu normal yünlü bir ip. Her ip de farklı duruyor. Aynı zamanda şapka olarak da çalışabilirsiniz. Böyle bombeli duruyor arkadaşlar. Şu şekilde ütülediğinizde böyle görüntüsü şu şekli alacaktır. Şimdi bir kere daha gösteriyorum. Şimdi bu ilmeğimin içinden şöyle bir aynı ilmekten 2 3 ve çıkarıyorum. Hemen yandaki 1 2 3. Bütün ilmeklerime aynı şekilde bu işlemi uyguluyorum. Model bu kadar arkadaşlar. Bu aşamadan sonrası düz örgüyle devam ediyor. Aynı ilmeğin içinden 3 kere şişime dolayarak ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Böyle arkadaşlar. İpimiz yünlü olduğu için biraz çekiyor. Şimdi bu sırayı da aynı şekilde ters örgü olarak örüyorum. Doladığım ilmekleri şu şekilde şişimden alıyorum. Ters örgü olarak örüyorum. Bu şekilde. İstediğiniz kadar uzatarak modele devam edebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bundan ibaret. Başka herhangi bir işlemi yok. Arasındaki dediğim gibi mesafeyi istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Aynı zamanda bu kısmı haroşa yapabilirsiniz.
Ve modelin tersini de istediğiniz zaman bu şekilde tersinden de kullanabilirsiniz. Özellikle şallarda çok kullanışlı bir model arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hepinize kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.